Sevgili arkadaşlar, bir kadının size cinsel ilgi duyup duymadığını anlamak elbette zor olabilir. Cinsel uyum araştırmasına göre kadınlar ne zaman cinsel olarak uyarıldıklarını her zaman bilemiyorlar. Kadınlar cinsel çekim sinyalleri verirken genellikle utangaç davranırlar. Bu da birçok erkeğin tahminde bulunmasına neden olabilir. Neyse ki kadınların cinsel çekimlerini belli etmek için kullandıkları 10 gizli işaret var. Birincisi fiziksel olarak size yaklaşır. İnsanların kendileri ve başkaları arasında ne kadar mesafe bıraktığıyla ilgilenen bir bilim dalı var. Buna yakınlık bilimi denir, diğer adıyla proksemik. Batı kültürlerindeki insanların etrafımızdaki alanı dört bölgede düşünme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Birincisi genel alan. Genellikle kamusal alanda kendimizi yabancılara göre konumlandırdığımız yerdir. İkincisi Sosyal alan. Genellikle etkileşimde bulunduğumuz, yabancılara göre kendimizi konumlandırdığımız yerdir. Örneğin bir kargo görevlisiyle konuşmak. Üçüncüsü de kişisel bölge. Genellikle arkadaşlarımıza, ailemize göre kendimizi konumlandırdığımız yerdir. Bu bir iş arkadaşıyla da görüşmek olabilir. Dördüncüsü de mahrem bölge. Genellikle romantik ilişki içinde olduğumuz kişilere göre kendimizi konumlandırdığımız bölge. Flört ettiğim bir kadın senin mahrem bölgene giriyorsa muhtemelen sana karşı cinsel ilgi duyuyor demektir. Aynı zamanda siz de onun mahrem bölgesine girmiş oluyorsunuz. Bu fiziksel olarak sizinle rahat hissettiğini ve dokunacak kadar da yakın olmak istediğini gösterir. Bu neredeyse her zaman iyi bir işarettir. Burada bir geri adım atalım arkadaşlar. Çünkü bu işaret tek başına bir anlam ifade etmez. İkincisi gözlerini senden alamıyor. Bir kahve dükkanındasınız. İçeri sevimli bir kız giriyor. Üzerinde bir spor kıyafet var. Saçları geriye doğru toplanmış ve harika görünüyor. Bir kadına cinsel olarak ilgi duyduğunuzda bakmamanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Kadınlar da aynı şeyi hisseder. Eğer bir kadın size sürekli bakıyorsa, bu genellikle size cinsel ilgi duyduğunun bir işaretidir. Vücut dili uzmanlarına göre bir kadın bir odanın diğer bir ucuna bakıyorsa bir erkeğin dikkatini çekmek istiyordur. Eğer sık sık göz teması kuruyorsa o erkeğin kendisine yaklaşmasını istiyordur. Şunu söylememe gerek yok zannediyorum arkadaşlar. Eğer sana sık sık bakıyorsa bu onun mutlaka yatağa atlamaya çalıştığı anlamına da gelmez. Gömleğinize bir ketçap dökmüş olabilirsiniz. Böyle bir durumda bir kadın gözlerini sizden ayırmakta zorluk çekebilir. Ancak diğer belirtilerle tekrarlanan uzun göz temasından bahsediyoruz. Bu da güçlü bir cinsel ilginin ve kimyanın göstergesi olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken bir göz belirtisi daha genişlemiş göz bebekleri. Özellikle göz bebeklerinin büyüdüğünü fark edecek kadar ona yakınsanız işte bu size büyük hayranlık duyduğunun bir işaretidir. Büyük ihtimalle size cinsel olarak ilgi duyuyordur. Üçüncüsü kendini sizin için uygun hale getirir. Birlikte zaman geçirmek istediğiniz biri sizi hafta sonu planınız var mı diye sorarsa takviminizde 100 tane işiniz olsa bile ben Buralardayım diyeceksinizdir. Kadınlar da böyle. Eğer bir kadın senden cinsel olarak etkileniyorsa, kendini müsait hale getirecektir. Elbette müsaitlik çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Ona hafta sonu için bir plan olup olmadığını sorduğunuzda yok diyebilir. Hatta proaktif olarak size planınız olup olmadığını sorabilir. Onunla vakit geçirmek istediğinizde olumlu yaklaşır. Burada da bir ipucu vermek gerekiyor. Bir kadına planlarının olup olmadığını sorduğunuzda size kaçamak cevaplar veriyorsa onunla irtibatı kesin çünkü sizinle ilgilenmiyor demektir. Geldik dörde. Sizin yanınızda gülümsüyor ve mutlu oluyor. Kadınlar uyarılma ve hoşlandıkları erkekler hakkında olumlu duygulara sahip olma eğilimdedirler. Yani sizin yanınızda ruh haline kadar ise size o kadar çok cinsel çekim duyacaktır. Dikkat etmeniz gereken iki özel işaret. Birincisi gülümsemesi. Etrafınızdayken çok gülümsüyor mu? Eğer öyleyse şuna dikkat etmelisiniz. Nazik olmaya mı çalışıyor yoksa gerçekten mutlu mu? Gerçek bir gülümseme evrensel bir zevk sembolüdür. Gülümsemenin tamamı yüz çehresiyle olandır. Örneğin Gözleri kısılıyor mu? İşte bu gerçek gülümsemedir. İkincisi onun kahkası. Ve sizin şakalarınız gerçekten komik olmasa da onlara gülüyorsa bu onun sizden hoşlandığını gösterir. Gülümseme ve kahkaha cinsel beklentiler için iyi işarettir. 5. Şakacı bir şekilde sizi kızdırır. Şakalaşmak en iyi flört yollarından biridir. Kadınlar genellikle cinsel çekim duydukları erkeklere meydan okurlar onları kızdırırlar. Onlarla şaka yollu dalga geçmekten hiç de rahatsız olmazlar. Bu genellikle cinsel çekim hissettikleri erkeklere karşı yaptıkları bir davranış. Erkeklerin bildiğinin aksine her zaman itaatkar bir davranış benimsemezler. Birisini şaka yollu kızdırıyorsanız ona yakın ve rahat olmanız gerekir. Böyle bir davranış daha çok karşıdaki kişiyi kışkırtmak için yapılır. Şaka yollu kızdırma aslında daha fazla etkileşimi başlatmak için tasarlanmıştır. Örnek verelim mi arkadaşlar ne demek istiyoruz? Diyelim ki kadının kıyafetine iltifat etti. Size imalı sözcükler gönderir. Örneğin bu ne isterdin değil mi gibi. Ya da bir meslektaşınızla aranızda cinsel bir kimya hissediyorsunuz. Bir dahaki sefere bir proje hakkında konuşurken şakacı bir şekilde size şöyle bir şey söyleyebilir. Bay çok bilmiş diyebilir. Bu bir flört yaklaşımı arkadaşlar sizi kızdırmaya çalışıyor ve sizden cinsel olarak etkileniyor demektir. Bununla ilgili düzünelerce örnek verebiliriz. Kadının sizinle şakacı bir şekilde dalga geçtiğini fark edeceksiniz. Siz de bu flört oyununu tırmandırmaya çalışacaksınız. Bunu bekliyor. Ve geldik 6'ya. Size dokunuyor. Sohbet ettiğiniz kadın mahrem bölgenize girmekten rahatsızlık duymuyorsa bu bir cinsel çekim işareti. Bu esnada size dokunmaya da başlamışsa iyi işaret. Bir kadın elini bacağınıza, kolunuza ve yüzünüze koyduğunda daha yakın bir fiziksel bağlantı başlatmak ve işleri romantik olarak tırmandırmak için yaptığı kasıtlı bir stratejidir. Fiziksel temas, ön sevişme ve seksin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Temel olarak dokunmayı cinsellikle ilişkilendirmek elbette mantıklıdır ama sağduyulu olup uygun şekilde tırmandırmalısınız. 7. Etrafınızda kendine dokunuyorsa. Kadınların fiziksel dokunuşa erkeklerden daha duyarlı olduğunu biliyor muydunuz? Dokunma üzerine bir çalışma yapılmış arkadaşlar. Kadınlar erkeklerden daha küçük oldukları için cilt yüzey alanı başına daha fazla sinir uçlarına sahiptirler. Bu da onları fiziksel dokunmaya karşı daha hassas kılıyor. Bunu unutmayın. Birlikteyken bir kadın kendine dokunuyorsa bu genellikle sizden cinsel olarak etkilendiği anlamına gelir. Örneğin bileğini, uyluğunu, boynunu okşuyorsa ona dokunmanızın nasıl bir his olacağını hayal ediyor. Bir kadın kişisel bir nesneye okşuyorsa bu bilinçaltında bir cinsel fantazisi olduğunun işareti. Özellikle el çantası Şarap kadehi sapı gibi silindirik bir nesneyi ovalıyorsa. Bunlar cinsel fantazilerini bilinçaltı olarak ortaya döktüğünün işaretidir. Diğer bir konu resimlerini göndermesi. Bir kadın size selfie çekip yolluyor ya da başka fotoğraflarını gönderiyorsa sizden cinsel olarak etkilenme ihtimali yüksektir. Hem kadınlar hem erkekler bir kuru davranış olarak fotoğraflarını paylaşabilirler. Bunun nedeni fotoğrafların yardımcı olabilmesidir. Buradaki psikoloji şöyle bir şey akılda kalmak. Belki unutursun diye ya da bir alev uyandırmak. Buradaki psikolojide şöyle bir şey, sevimli göründüğümü düşünüyorum. Senin de öyle düşünmeni istiyorum. Diğer bir hususta fotoğraflarla cinsel gerilim yaratmak. Buradaki psikolojide şöyle bir şeydir. Bakarsın ama dokunamazsın. Öte yandan fotoğraf paylaşmanın, özellikle selfie paylaşmanın daha düşük kalitede ilişkilerle bağlantılı olduğunu gösteren bazı çalışmalar var. Bu araştırmaların birçoğunun denekleri davranışları önceden tahmin edilemeyen üniversite öğrencileri. Sizden daha fazlasını dikkatini çekme ihtimali olan kadınlardan bahsetmiyoruz burada. 9 numara senin için giyiniyor. Hoşlandığınız bir kadınla buluşmaya gittiğinizde oldukça şık giyinmeye çalışırsınız. Kadınlar da aynı şekilde bir erkeğe ilgi duyduklarında oldukça bakımlı görünmeye çalışırlar. Süslenirler, makyaj yaparlar. Açık veya özellikle seksi olmasa bile benzersiz, çarpıcı bir kıyafet giyebilir. Aksesuar takabilir, topuklu ayakkabı giyebilir, özel bakım yaptırabilir, fön çektirir, makyaj yapar, çekici bir parfüm kullanır. Kısacası sizin yanınızdayken dış görünüşüne önem veriyorsa ki bu çaba gerektiren bir hareket. Görünüşüne önem vermek size karşı cinsel ilgi duyduğunun bir diğer işaretidir. 10 numaraya geldik. Senin evini görmek ister. Bunu muhtemelen açıklamama gerek yoktur. Birinci olarak sizi değerlendirmek isteyebilir. Evinize ilk ziyareti gerçekleştirdiği için sizi tanımak isteyebilir. Yani nasıl yaşadığınızı görmek isteyebilir. Temiz mi, düzenli mi, nasıl bir ortamda yaşıyor? Ailesiyle mi yaşıyor? Bunun gibi şeyler. Bu işaretler tek başına aslında çok az şey ifade eder. Burada işaret kümelerini bir arada arayın her kadın evinizi görmek istiyor diye sizinle seks yapmak istiyor anlamına gelmez. Yani ağaçlara karşı orman. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.